Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Muhteşem bir haftadayız yine. Soğuk, Nisan ayında ilk defa bu kadar soğuk hava gördüm. Daha doğrusu karı da görmüş olduk. Bu bir ilk benim için. İlk defa bir doğum günümde Nisan ayında karla karşılaştık. Evet, yılın son karıydı belki de bizim ümit ettiğimiz. Ama güzeldi. Yeni bir haftaya geçerken biraz da çevremden aldığım geri bildirimlere istinaden bu haftanın konusu ne olsun diye düşünürken çalışmalardan yola çıkarak kendimle daha önce biraz araştırmıştım bu konuyla alakalı. Dedik bu hafta bunu yapalım. Bu haftanın konusu gaslighting, yani duygusal manipülasyon. Açacak olursak psikolojik tecavüz olarak, tecavüz evet belki sert bir kavram, sert bir kelime. Ama sadece şiddeti, geçen hafta bahsetmiştik zorbalıkta. Şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak nitelendirmememiz gerektiğini geçen haftalarda bahsettik, geçen videolarımızda. Buradaki şiddetin boyutu ise, tecavüze entegreli hale gelmesinin sebebi ise psikolojik olarak manipülasyon yapma ve şiddetin en tehlikelisi olan psikolojik şiddete taban hazırlama. Bunun da psikoloji literatüründeki karşılığı gaslighting, yani duygusal manipülasyon, duygusal psikolojik tecavüz. Şimdi nedir, bu tanımlar nedir? Belki de farkında olmadan, zaten en büyük handikapı burada başlıyor. Farkında olmadan bu duruma maruz kalmanız, bu durumun nasıl değiştirebiliriz, içinden nasıl çıkabiliriz, nasıl kurtulabiliriz yöntemlerini de aşama aşama hepsini anlatacağız. Önemli olan şimdi bir tanımını anlatalım, örneklerle destekleyelim. Ondan sonra da bu durumun içinden nasıl kurtulabiliriz, onu da anlatarak videomuzu sonlandırmış oluruz. Şimdi kişi şüpheye düşürmek üzerine kurulan, kişinin bilinçteki, yani frontal lobundaki bilişsel faaliyetlerinde gerçeklik algısıyla oynayıp bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışmak. Yani daha örnekleyici bir şekilde açıklayacak olursak, örneğin bir ilişki yaşıyorsunuz, aynı evdesiniz, karşı tarafa bu şekilde duygusal bir tecavüz, yani gaslighting, duygusal manipülasyon yapıyorsunuz ve karşı taraf bunun tabii ki farkında ve bilincinde değil. Aynı ev içerisinde yaşarken, hatta şu örnek vardır, geçmiş zamanlarda verilen örneklerden, meşhur bu konuyla alakalı meşhur örneklerden. Aynı evde ilişki yaşıyorlar, aynı evde hayatlarını sürdürüyorlar. Gaz lambasının içindeki sıvıyı alarak eşinin, işte sevgilisinin, karısının, neyse artık, bu durumdan faydalanarak, yani bu durumu fark ederek daha az yandığını beyan ediyor karşı tarafa. Ve karşı tarafta bunu ısrarla, hayır sen saçmalıyorsun, öyle bir durum yok, gayet iyi yanıyor, sen farkında olmadan absürt hareketler yapmaya başladın diyerek, aslında zeytinyağı misali, daha fazla üste çıkarak bu durumu karşı tarafa bilinçte bozulmalar meydana gelerek psikolojik bir travma yaratarak kendisine bağlılığını daha üst seviyeye getirmeye çalışmak olarak da nitelendirilebilir. Şimdi buradan yola çıkarak gaslighting aslında kişinin daha fazla güç elde etmek için çeşitli taktiklerle karşısındakine yapmış olduğu manipülasyon, tecavüz olarak da nitelendirilebiliriz. Yani psikoloji literatüründe karşılığı bu olarak görülebilir. Öncelikle kişi, örneğin bir ilişki yaşıyorsunuz, bu iş hayatına da yor diyebilirsiniz, ilişkiye yor diyebilirsiniz. Ya da hayatınızın herhangi bir noktasında, sosyal çevrenizi, network ağınızı da yorumlayabilirsiniz ve uygulayabilirsiniz. Ama videoyu izlerken de bu taktikleri alıp kişiye zarar verici davranışlarda bulunmanızı da istemem. Bu durumu da kötü kullanmak isteyenleri de SF'le burada kınamış oluruz. Çünkü tehlikeli bir durum, tehlikeli bir davranış ve bu davranışın eyleme dökülmüş halinde karşı tarafta psikolojik büyük bir psikolojik yaralanmalar meydana gelebilir. Bundan mütevellittir ki
İlişki yaşadığınız, yani ilişki deyince illaki kadın erkek çerçevesine lütfen bu kadar dar perspektiften bakmayın. İlişki iş hayatındaki bir işveren, işçi boyutunda olabilir. Ticaret anlamında bir mal ürünü karşı tarafa pazarlama da olabilir. Yani bu ilişki silsilesi daha geniş kapsamda düşünürseniz ben anlama konusunda da daha rahat hareket etmiş oluruz. Şimdi öncelikle karşı tarafa bilincindeki aslında gördüğü, kabullendiği, bildiği, aklında kaldığı kısmı onu değiştirerek, bilincinde farklılık yaratarak, zihin sorgulaması yaşatarak aslında doğruyu yanlış gibi gösterme davranışıdır. Ve bu manipülasyonla, yani gaslighting dediğimiz duygusal manipülasyonla, duygusal tecavüzle bunu gerçekleştirir. Örneğin, iş yerinizde size bu durumu uygulayan birisi var. Örneğin siz çekmecenize çikolata koyuyorsunuz. Bilerek, isteyerek, farkında olarak oraya koydunuz, örneğin açtınız çekmecenizi. İşte dediniz ki ya bu ürün burada duracak. Burada durduğunu biliyorsun ve eminsin en fazla bunun yeri 1 santim ileri 1 santim geri gelir. Ama ertesi gün geliyorsun, bu ürün burada yok. Bir gün sonra tekrar geldiğinde bir bakıyorsun koyduğun yerde. Bu kez kendi bilincinde kısa süreli belleğinde ve uzun süreli belleğinde sorgulamalara giderek zihinsel problemlerde farklılıklar yaratıldığını düşünerek zihnini sorgulamaya başlıyorsun. Ve bunu yapan da, sana manipülasyonu uygulayan da seni tanıyan, senin yakınında olan, seninle birlikte bir ilişki içerisinde olan insanlar tarafından yapılıyordur. Şimdi bu manipülasyonu uygulayan, yani gaslighting dediğimiz durumu uygulayan kişilerde görünen genel özelliklerden bahsedelim ki siz de bu durumun içinde misiniz, değil misiniz farkına varabilmeniz adına. Şimdi öncelikle birinci maddeyi şunu ekledim. Kesin görülen bir şeydir. Çünkü senin doğru bildiğin bir şey, gözlerinle gördüğün, işte uzuvlarınla kanıtladığın, şahit olduğun bir durumu aksini iddia etme durumu. Bunun için karşı taraf çok açık bir şekilde yalan söyler. Söylediklerinde de bunun doğru olmadığını bilirsiniz. Fakat sizi öyle bir duruma getirir ki, öyle bir manipüle hale getirir ki bir o kadar bunun doğru olduğuna inanırsınız ama içinize şüphe kattığı için, bu durumdan şüphe yarattığı için yalan olduğunu ihtimal vererek inanmaya başlarsınız. Yani kendi içerisinde bir zıtlık, beyin imbalansı. Yani bunun aslında doğru tanımı beyindeki zıt duyguların birbirine çarpıştırmak. Yani beyin imbalansı sana yaşatır. Ve bu beyin imbalansından mütevellit de sen bu kez sorgulamaya gidersin. Bu kez kendi zihinsel farkındalığında farklı boyutlara ulaşırsın. Acaba lan, daha halk ağzıyla konuşacak olursak, çıldırıyor muyum? İşte ben kafam çok mu dolu acaba? Acaba bir psikolojik destek mi alsam boyutunda bu sorgulanmaya gidersin. Söylediklerinden emin olduğunuz şeyi söylemediğini iddia ederler. Yani söylediklerinden emin olduğunuz şeyi söylemediğini iddia ederler. Ancak bu o kadar sık olur ki bir süre sonra hafızanızdan şüphe duymaya başlarsınız. Az önce bahsettiğimiz mevzulardan yola çıkarak, örneklerden yola çıkarak anlattığımız kısımda artık size o kadar çok baskı, manipülasyon, beynin mivlansı yaşatır ki artık siz kendi zihninizden, kendi frontal lobunuzdan, kısa süreli ve uzun süreli belleğinizde mevcut olan parietal lobunuzdan şüphe duymaya başlarsınız. Ve bu şüphelerden yola çıkarak da psikolojik şiddete zemin hazırlanmış olursunuz ve ileride doğabilecek olan kendi ruh halinizde, ruhani halinizdeki psikolojik travmalara da bir nevi yol açmış olursunuz. Bunların en belirgin özelliklerinden birisi, bu durumu yaşatan, size bu durumu yaşatan kişilerin en belirgin özelliklerinden biri de, en sık görülen durumlardan birisi de eşyaların yerini değiştirme. Bu durumla size ilk başta yaklaşımları, tavırları sizde bir güven oluşturur. Ve bu güvenin sonucunda da çok açık bir yalan söyleyerek, eşyaların yerlerini değiştirerek size beyin imbalansı yaşatıp sizin bu durumunuzdan faydalanarak kendi
içinizde bu kişiye karşı güven duygusu oluşturduğunuzu düşünürsünüz. Ya işte benim psikolojik durumum elverişli değil. İşte benim yanımdaki kişi evet bu eşyaların burada olduğunu söylüyor. Demek ki ben yanıldım algısıyla size büyük bir psikolojik şiddetin temelini oluşturmuş oluyor. Tabii diğer özelliklerine bakacak olursak sizi sıklıkla eleştirir. İşte bunu neden böyle yaptın? İşte bu durum böyle yapmasaydın şu an bu durumda olmazdık gibi. İşte örneğin çok kilolusun eğer duygusal bir ilişki yaşıyorsan karşı taraf açısından. İşte çok kilolusun, senin bu kilon işte problem yaratabilir diyecek ve sen bu durumu alındığını düşündüğü anda da diyecek ki ya ben senin iyiliğini düşündüğüm için, hani sağlıklı yaşaman için bu kilo sana uyumlu değil, işte daha rahat hareket edemiyorsun, işte çeşitli hastalıklara sebebiyet verir diyerek de bir taraftan da özgüveninizi zedelerken bir taraftan da güveninizi kazanmaya çalışıyordur. Bunun için de sıklıkla eleştirir, özgüven zedelenmesine sebebiyet verir. Ancak nadir de olsa iltifat ederler. Evet sen kilolusun, evet kilo indeksin biraz yüksek olabilir ama ben buna rağmen sana değer veriyorum, senin yanındayım. Bununla alakası yok ama ben sağlık için seni eleştiriyorum. Aslında zayıflasan da iyi olur tarzında da hani bir söz vardır ya işte lan iltifat mı ediyorsun, küfür mü ediyorsun mantığıyla da sizde beyin imbalansı yaşatmaya devam eder. Örneğin herhangi bir kavgada, herhangi bir durumda, aranızda geçen sorunlarda suçun sizde olduğunu devamlı, sizin özgüveninizi kırmak için suçun sizde olduğunuzu söyler ve bu durumdan da yola çıkarak sizde beyin imbalansları tekrar tekrar yaşatarak sizi zihinsel yani zihninizin, bilincinizin farkında olduğunu bilerek size psikolojik olarak büyük bir travmanın kapısını sıklıkla aralamaya başlar. Ve zaten klasik koşullanmanın temeline baktığınız zaman da ne kadar sıklıkla bir davranışı pekiştirirseniz, yani pekiştireç, klasik koşullanmalardan edimsel koşullanmaya geçerkenki pekiştireç kavramını aslında gaslighting dediğimiz psikolojik travmaya yol açan etmenlerde de kullanılabilir. Bunun içindir ki sizi özgüveninizi zedeleyecek şekilde size eleştirilerde bulunur, beyin imbalansı yaşatır, bilinciniz de bu durumu sorgulatmaya başlar ve bundan mütevellit de sizin travmalarınıza yol açabilecek temel oluşturarak sizde bir güven oluşturmaya çalışır. Buradan yola çıkarak bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Bu durumu siz farkında olamayabilirsiniz. Çevrenizden çeşitli eleştiri alabilirsiniz. Ya sen çok değiştin, sen aslında böyle bir insan değilsin eleştirilerini alırsın. Ama bir taraftan da karşı taraf size bu durumu uygulayan kişi ya da duyduğunuz güvenden mütevellit konduramazsınız. Peki bu durumun, çok özür dilerim, nasıl farkına varırsınız ve bu durumdan nasıl kurtulursunuz? En önemli durum zihinsel farkındalık, bilinçteki farkındalık. Eğer bu durumu farkına varırsanız, kendinizden emin olursanız bu durumu atlatmanız daha kolay olacaktır. Yaşadıklarınızı olabildiğince not alın. Örneğin bu eşyayı buraya bıraktım. Not alın. Evet bu saatte bu eşyamı buraya bıraktım ya da çikolatamı çekmeceme koydum. Not alırsanız sorgulamanız daha net olur. Bilinçli farkındalıktan bir adım ötesi meditasyonlar gerçekleştirerek, zihninizi sorgulayarak, adım adım geçmişe dönerek bu durumların bir de not kağıdınızı aldığınız donelerle birlikte sorguladığınız zaman bu durumun içinde olup olmadığınızın farkına daha rahat bir şekilde varabilirsiniz. Kendi içsel kimliğinizin farkındaysanız dışarıdan gelen manipülasyonlara yahut da dışarıdan gelen bu tip tecavüzlere daha kapalı hale gelirsiniz. Yani daha kapalı kutu haline gelirsiniz. Çünkü kişi kendi içsel kimliğini sorguladığı anda ve kendi içsel kimliğinin farkına vardığı anda bu tip durumlara karşı önlemlerini daha rahat bir şekilde alabilir. Çok tehlikeli bir durumdur. Psikolojinin bana göre fiziksel, ilk başta da söylemiştim. Fiziksel şiddetten daha ziyade psikolojik şiddet kişide uyandırdığı etkilerden mütevellit kişiye daha fazla zarar verebilir. Şöyle düşünün. Ruhunuzun en derinliklerinde bir yaranız vardır.
bu yara işte kabuk tutmuştur. Bu kabuğu işte zevkle zamanında soymuşsunuzdur travmanızı atlatabilmeniz için. Bu yara artık deriyle birlikte bütünleşmiştir. Hiçbir iz kalmamıştır. Ama bunu bilen birisi yıllar sonra bu travmayı atlattıktan sonra geliyor. Tekrardan o yarayı tespit ediyor. O yarayı eline bir işte kesici biçici yahut da diliyle bu yarayı tekrar tekrar deşiyor. Ve size zihninizin, bilincinizin, ruhani halinizin en derinliklerinde travmalar yaratarak tekrardan bu durumdan sizin üstlerinizden bir güven yaratıp sizi manipüle ederek size yapmak istediklerini yaptırmak istiyor. İşin temeli bu. Demek istediğim, kendi içsel kimliğinizin farkında olan, zihinsel farkındalık yaşayan bireylerin böyle bir durumlara kesinlikle müsaade etmeyeceğinin farkındayım. Siz de bu tip durumlara müsaade etmek istemiyorsanız kendi içsel kimliğinizi sorgulayın. Neler yapabileceğinizi, neler yapamayacağınızı daha net bilirseniz kendi hayatınız açısından da ve dışarıdan gelen bu saldırılara karşı da hayatınızı daha rahat bir şekilde konfigür edebilirsiniz ve kendini gerçekleştirmiş bir insan olarak da hayatınızı daha farklı yerlere taşıyabilirsiniz. Bu haftaki videomuz bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle.